Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz peygamberlere iman. Peygamber farşa nebi karşılığında. Nebi ise haber verici demek oluyor. Peygamber iman, imanın bir şartı. Yani bir kimse Allah korusun, eğer peygamber inanmazsa o kişi İslam'dan çıkmış oluyor. Peygamberlerin gereği, insanlar peygambersiz dini öğrenemezler insanlar. Akıllı bir insan düşündüğü zamanlar yere göğe bakarak ibretle bu alemin başı anlayabilir. Gördüğü denge, düzen kuralları ile bu alem başıboş değil. Bunun bir yaratanı var diye anlayabilir. Fakat dini bilemez ama. Haramı bilemez, helalı bilemez. Allah'a da kulluk edemez. Mutlaka aracı bir varlık gerekiyor. Eğer melekler peygamberi gönderilseydi, onlar tabii göremezdik onları. İkincisi, her peygamber insanlardan olması gerekiyor peygamberlerindeki insan öncelik yapabilsin. Peygamber iman, imanın şartı olduğu için her Müslümanın inanması buna gerekiyor. Ayrıca ne kadar peygamber gelip geçmişse onun her birinde imanda İslam bir gereği bu da. Şimdi Mevlam buyuruyor, her aşı okunuyor Amin Sürü'de. Bizler peygamber arasında ayrım yapmayız. Yani la nüferuku, ayrım yapmayı Mevlam buyuruyor. Demek ki ne kadar peygamber gelmişse yeryüzüne insanlara, bunların her birine iman farzdır. Bir ayrıcalık var burada. Her ümmet, her toplum, dönemin peygamberi kimse ona tabi olmakla mükelleftir. Şöyle örnek verelim buna. Bir okul öğrencisi kendi sınıf öğretmenine itaate mecburdur. Onun derslerini yapar. Ama diğer öğretmenlerin de öğretmenine kabullenir ama onları yoluna gitmez tabii. Askerde bu ne gibidir? Her er büyük komutana bağlıdır. Yani her yüzbaşı subaydır, bunu kabullenir ama ne yapar? Kendi büyük komutanı kimse onun emrini yerine getirmekte mükelleftir. Bunun için bir insan peygamber arasında kendi görüşüne göre bir seçim yapamaz. Yani Musa da peygamberdir, şu peygamberdir, ben tabi olacağım diyemez. Demek ki her insan, her öğrenci sınıf öğretmenine bağlı olduğu gibi, her ildeki insanlar o ilim varisine bağlı olduğu gibi, her ümmette, her toplumda dönemin peygamberi kimse ona bağlı olmakla mükelleftirler. Peygamber her biri peygamberdir. Hak peygamberdir. Yalnız aralarında bir ayrım yine var. Bazı bazısından daha üstündür. Allah Teala bize bunu buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Bakara 253'te. Tilke rusulü Allah buyuruyor. Şu peygamberler. Faddalna ba'dahum ala ba'din. Onların bazısını bazılarına daha üstün kıldık Mevlam buyuruyor. Peygamberler genelde dört grup ayrılıyor bunlar. Birincisi nebiler deniyor, nebi. Nebi Arapça fiil vezninde fail anlamına geliyor. Haber verici anlamına geliyor. Nebi, tekili nebidir. Bunun çoğulu Enbiya gelir. İkincisi, bunun bir üstü de Resullerdir. Buna çoğulu Resul olarak gelir. Nebilere kitap verilmez. Nebi olan peygamberlere ayrı bir hüküm, şiir hüküm verilmez bunlara. Her nebi, önceki Resulün kitabına, onun şiratına bağlı olur. O şekilde tebliğ görevini yapar.
Bir de Resul'ün üzerine bir makam daha vardır. Ul-Azim peygamberler derler bunlara. Ul-Azim. Dördüncüsü ise tektir. Hatim-i Enbiya'dır. Son peygamber Aleyhisselam Hazretleri'dir. Peygamberlerin sayısı hakkında hadis-i şerifler var tabi sayı hakkında. Hakimin Beyhaki'nin rivayetinde buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri ennebiyyune peygamberler miyetü elfin verbatün veşyüne elfe nebiyyin peygamberler 124 bindir buyuruyor. Vermürselüne selametin aşere. Resuller ise işlerinde 313'tür. Yalnız bu hadisle birlikte peygamber sayısı yine kesin değildir. Çünkü hadis-i şerif çünkü Sahih-i Müslim'de Buhari'de yoktur hadis-i şerif yoktur arada. Ayrıca ayet-i kerimeye de tam anlamına denk gelmediği için aşağı yukarı peygamberin sayısı 100 binden fazla olduğu kesin. 200 binde olabilir onların sayıları. Yalnız bu sayı tabii kesin değil. Bunda gerçekse ayet-i kerimedir. Bizim Mevlam buyuruyor. Mümin süreyi ayet 78'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Ersin Resulü'yle Mevlam buyuruyor. Biz peygamber gönderdik. Min kabri kese önce de. Minühüm men kan aleyke. Onların bazısının haberine sahip bildik Mevlam buyuruyor. Kıssalarını. Ve minhum men lem naksus aleyke. Onların bazısında sana kısalarını bildirmedik Mevlam buyuruyor. Demek ki peygamberlerin bazıları Allah'ta Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize bildirdi. Bunların bir kısmı da peygamberimize Kur'an-ı Kerim'de bildirilmedi. Bu ayet-i kerimeye istinaden, tabi ayet-i kerime kesindir, Allah kelamıdır, buna istinaden peygamberin sayısı kesin olarak bilinemiyor. Yalnız hadislere bakarak 124 bin, 224 bin diye rivayetler vardır. Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberin sayısı ise ancak 28 tanedir. Neden acaba? Eğer 100 küsur bin peygamberin ismi Kur'an'a geçseydi ne oldu? Kur'an ezberlemez Kur'an-ı Kerim o zamanlar. Yani 100 küsur bin peygamberin ismi geçse, onların kıssaları, anıları, hayatlarından çok özetler verilseydi Kur'an-ı Kerim'de, kim bilir kaç cilt olması gerekirdi. Kur'an-ı Kerim ezberlenmezdi, hafız olamaz zamanlar. Bu için bizim Mevlam ne yapıyor Kur'an-ı Kerim'de? Ancak bize gereken peygamberi bilir Mevlam. Bunların sayısı da 28 peygamber bildiriliyor. Ayrıca 3 tanesinin de peygamber mi, evliya mı olduğu yine bilinmiyor. Bunlar kimlerdir? Biri Üzeyr Aleyhisselam'dır. Üzeyr Aleyhisselam'ın kısası meşhurdur. 100 yıl uyudu kendisi. 100 yıl uyudu, uykudan kaldırıldı. İkincisi Lokman Aleyhisselam. Lokman suresi vardır hakkında. Kur'an-ı Kerim'de ismi çok geçen peygamber Lokman Aleyhisselam Hazretleri'dir. Fakat gerçekten peygamber miydi, evliya mıydı? Yani Allah'ın bir salih kuludur. Bu kesindir bu. Türkçemizde Lokman'a hekim deniyor bunu. Aslında Lokman hakimdi, hekim değildir. Hekim, doktor demektir. Hakim her şeyin anlamına gelir. Lokman Aleyhisselam hakimdir. Kur'an'da ismi çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ancak ümmetin tebliğiyle ilgili bir kısa olmadığı için peygamber mi, değil mi bilinemiyor. Üçüncüsü de Zülkarneyn Aleyhisselam'dır. Zülkarneyn Aleyhisselam. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Özellikle Kehf suresinde bu çok geçiyor orada. Buna kısası çok uzundur. Kısası. Fakat peygamber miydi? Allah'ın bir salih kulu muydu? Evliya mıydı? Bilinemiyor. Yalnız şu gerçek var ki üçü de bunlar, üçü de en aşağıdan evliya makamında olur. Bunlar kesin bunların.
her topluma peygamber geldi mi acaba yeryüzünde? Bu genelde soruluyor. Yani hep peygamberler Orta Doğu'ya mı geldi diye. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, peygamberimiz olmak üzere tabii. Kur'an'da geçen peygamberler hemen hepsi aşağı yukarı hep Orta Doğu'da kökenli olduğu için mesela Amerika'ya, Kanada'ya, Çin'e gelmedim diye tabii soruluyor bazı bunlarda. Zaten bunun aslında cevabı yukarıda verildi aslında. Yani yüz küsür bin peygamber. Yani yüz tane değil, bin tane değil de bak en aşağı yüz binin üzerinde peygamber geldiği bildiriliyor. Allah Teala buyuruyor bizlere İsra ayet 15'te velikül ümmetin resul melam buyuruyor. Velikül ümmetin resul. Her ümmete, her topluma bir peygamber mutlaka gelmiştir. Demek ki Kanada'ya da, Amerika'ya da, Avustralya'ya da. Mesela Amerika kıtası bilmiyordu yakın zamana kadar. Christopher Columbus'un o da ona tesadüfen oraya gitmesiyle kıta orada keşfedilmiş oldu. Ama orada yaşayan insanlar vardı Amerika kıtasında. Yani dünya, Avrupa onu bilmediği zamanlar Amerika kıtası vardı. Orada yaşayan Kızılderililer vardı orada. Kanada'nın kuzeyinde Eskimo'lar vardı. Hala var tabi onların. Yine Avustralya kıtası Güney yarım kürede orada yer halkı yine var, hala var. Yer halkı var bunlarda. Demek ki Amerika'ya da, Kanada'ya da, kutup bölgelerine de, her bölgeye, Çin'e de, Japon'a da peygamber gelmiştir. Bazı peygamberler Allah'ın hikmeti fazla ümmet sahibi olamadılar bazı peygamberler. Mahşer günü öyle peygamber gelecek ki mahşere ancak bir tek ümmeti var. Onu alacak, onunla beraber cennete girecek. Bazı peygamberin 2-3 ümmeti olacak. 5 ümmeti olacak. Mesela Nuh Aleyhisselam Hazretleri bak. Nuh Aleyhisselam. Ulul Azim peygamberdir. Resulü Azim peygamber Nuh Aleyhisselam Hazretleri. Kur'an-ı Kerim'de ismi çok ama çok tekrar geçen peygamber Nuh Aleyhisselam Hazretleri. Gemiye bindiği zamanlar ancak 70 küsürdü bunların sayıları bakınız. Hem de tam 950 yıl. 950 yıl peygamber görevini yaptı. 950 yıl peygamber görevini yaptı. Durmadan insanlara tebliğ etti. Gece, gündüz, açık, gizli, kırda, şehirde, her yerde durmadan çalıştı, çabaladı ve en çok dövülen peygamber Aleyhisselam Hazretleri'dir. Allah'ın en çok dövülen. Tekme, tokat, odunla döverdi kendisini. Düşer bayılırdı zavallı. Komaya girerdi bazen böyle. Sonra kendine gelirdi ki el ayağı kırılmış, hayatı kanal içerisinde evine de süründerek evde hanım da karşıydı. Allah hikmetine bakın. Ne kadar yani gerçekten çok ama çok çile çeken peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Yani evine gittiği zaman da hanımı kendine sahip çıkmıyor hanımı kendisine. Hanımı kendine düşman kendisine. O kadar uzun asır yıl, yüzyıllarca çalıştığı halde hem de çok çalıştığı halde ancak ne aldı? 72 kişi kadar bir sayılar olan ümmet olabildi. Demek ki öyle peygamber geldi ki yeryüzüne hiç ümmet olmadı bunların da. Bu da var işte. Bunun için bilmiyor bunlar. Bunlar bilmiyorlar bunlar. Zaten evliyaların bile bilinmesi, alimin bilinmesi, ünlü kişilerin bilinmesi onların hayranlarıyla olur bunlar. Eğer bir insanın seven hayranları çoksa, o öğreten sonra onun ismi yaşar yine. Bilinir, adı duyulur. Eğer bir yakınları olmazsa unutulur gider bunlar da. Demek ki bazı bölgelerde, bazı kıtalarda, bazı toplumlarda her birine peygamber geldiği halde ne yazık ki o toplumlarda iman eden olmadı demek ki. Olmadı. Bunun için peygamberin çoğu bilinmiyor bunlardan. Ama her topluma peygamber mutlaka geldi mi? Geldi evet.
Peygamberler erkekten olur, kadın da olmaz peygamberler. Allah Teala buyuruyor bize, buyuruyor bunu. Dahil ayet 43'te. Ve ma ersenna min kablike illa ricalen nuhi ileyhi mevla buyuruyor. İlla ricalen Allah buyuruyor. Ya Muhammed, sen önce de peygamber gönderdik ama ancak ki erkekleri gönderdik mevla buyuruyor. Demek ki kadından peygamber gelmemiş. Kadın evliya olabilir, kadın müşrit olamaz. Evli olabilir kadın. Kadın peygamber gelmemiştir, Allah göndermemiştir. Neden? Demek ki kadınların sesi de mahrem olduğu için. Bir kadın İslam'ı tebliğ amacıyla bile olsa, niyeti iyi bile olsa, çıkıp da erkeklerin huzurunda açıkça bunu yapamaz. Böylece. Nasıl yapabilir bunu? Ancak orada erkek olmasa, mesela bir kadının bulunduğu yerde erkekler arasında bir haram işleniyorsa, günah işleniyorsa, o zaman kadın ne yapar? Ancak o haramı engellemek için bunu haram olduğunu söyleyebilir. Ama bunun dışında erkeklerin bulunduğu bir yerde kadın kalkıp da İslam tebliğini yapamaz açıkça. Ancak tabii kadın kenarına bunu yaparlar. Yine ne kadar peygamber gelmişse her peygamberde o toplum içinden çıkmıştır. Onların diliyle konuşmuştur. Allah tabiri bizlere İbrahim Suresi ayet 4'te ve ma ersenla min resulün illa bilisani kavmihi, Allah buyuruyor. Allah ne kadar peygamber göndermişse hep kavminin diliyle konuşan, o toptan kopan peygamberdir. Ne için? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, Allah buyuruyor. Ta ki onlara bunu iyi anlatabilsin. لِيُبَيِّنَ, yani tebiyin, açıklayabilsin. Şimdi gerçekten bir insan peygamber olmasa bile yabancı dili ne kadar biz öğrense bile, evet, konuşabilir, anlaşabilir, fakat bazı ince hususu anlatamaz onunla. Bu iş Allah-u Teala Mevlam her topluma içinden peygamber göndermiştir. O dili en iyi bilen, açıklayabilen peygamber gelmiştir. Bir de peygamberlerin mucize göstermeleri, peygamberlerin. Evliyalar, onlardan meydana gelen olağanüstü hallere keramet denir. Peygamberden meydana gelen bu olaylara da mucize deniliyor. Mu'ayın burada vardır. Mu'cize. Muciz değil de, şimdi Türkçemize bu da yanlış söyleniyor tabi. Eğer mucize denirse, muciz bir şey icaz anlamına, icaz. Yani az sözde bir şey anlatma anlamına geliyor. İcaz buna denir böyle. Mu'cize ayın olunca aciz kılıcı anlamına geliyor. Demek nedir mucize? İnsanların yapamayacağı bir olay. Eğer bir peygamberin gösterdiği bir mucize zamanla, ki yüzyıllar sonra eğer bilim teknolojisi yapılabilirse o mucize olamaz. Yalnız peygamberler de istediği zaman mucize gösteremezler. Allah tabiri bir Rahat ayet 38'de ve mâ kâne li resûlün en yeti bir ayetin illâ bizden bilâ buyuruyor. En yeti bir ayetin. Hiçbir peygamber bir alamet mucize gösteremez. İlla biiznillahi, Allah'ın izniyle gösterebilir. Mucize aciz bırakıcı insanlar anlamına geliyor. Yani hiçbir dönemde, hiçbir çağda onun benzeri yapılamaz. Mesela Süleyman Aleyhisselam Hazretleri Belkıs'ı tahtına beraber yanına getirdi. Belkıs Yemen'deydi, Sana'da.
Süleyman Aleyhisselam Kudüs'teydi. Hemen kısa bir zamanda, yani açık kapama deniyor buna, Belkıs tahtabeyi getirdi. Günümüzde bazıları buna televizyon örnek veriyor, televizyonu da. Ama televizyon kişi gelince gelmiyor ki ama. Gelmiyor. Süleyman Aleyhisselam'ın önüne Belkıs'ın tahtı geldi ama. Yemen'deki taht geldi. Belkıs üzerinde oturduğu halde oraya getirildi. Bunun için eğer bir mucize zamanla teknoloji yapılabilirse o mucize olamaz abi. Şimdi evet televizyonda nakden veriyor böyle. Hayalini veriyor. Aynadaki aynayı veriyor ama kendini getiremiyor bunların. Yine örnek Hazreti Musa Aleyhisselam, tabi eski örnek vereyim inşallah. Musa Aleyhisselam Hazretleri her peygamberde onun zamanında hangi bilim, hangi teknoloji daha halkın dikkatini çeken, ilgisi çeken bir mesele ise o peygambere mucizeleri onunla kayıtlı olmuştur. Hazreti Musa'nın zamanında sihirbazlık çok revaçtaydı. Yani günümüzdeki şöyle haşa futbol maçları gibi böyle. Yani günümüzde bakıyorum bazen çocuklar geçen de öyle kulağım ilişkide çocuklara baktım. Yanında çocuk. Ama öyle futbola hasta çocuklara gördüm ki onları. İşte şunun maçı var, bunun maçı var. Futbol işlemini sayıyorlar. Puanlarını sayıyorlar, şunu bunu sayıyorlar. Çocuk ama daha kendisi. Ya büyükler, tam hatasız da bunların tabii. İşte Hazreti Musa'nın zamanında da sihirbazlık bugünkü futbol maçları gibi idi. Nerede bir sihirbazın gösterisi varsa halk oraya yığırdı oraya. O zaman ne gerekiyordu? Onun üzerine üstünü sağlama gerekiyordu. İşte Allah'ın verdiği mucizeyle Musa'nın bir asa vardı. Bir asa, sopa, denek yani. Kuru bir denek vardı. Bunu yere attığı zamanlar bir yılan olurdu, ejderha olurdu. Ejderha yılanın büyüğü anlamına geliyor, büyük yılan olurdu. Ama böyle hayal değil, görüntü değil ama. Gerçek yılan olurdu. Ağzını açardı, dişleri vardı, salyası akardı, sağa sola saldırırdı. Hatta sihirbazların da yaptığı sihir hepsi yuttu, iplerini yuttu onların da. Yine tekrar sobaya döndü. Bunun tam misli yapılamaz tabii. Hazreti İsa Aleyhisselam zamanında da tıp ilmi, biraz da Celinus'tan sonra, Roma Celinus'tan sonra tıp ilmi çok revaçtaydı. Onun zamanında, döneminde de. Onda neydi mucizeleri? Hastaları iyileştirmek. Yani o günün tıbbının, bugünün tıbbının vereceği tıbbın iyileştiremeyeceği hastaları iyi etmesiydi. Eğer o gün tıbbın iyileştiğinde hasta bugün iyileşecek olursa yine mucize olmaz o. Bir örnekte verelim inşallah. Salih Aleyhisselam vardır. Salih Aleyhisselam. Onun mucizesi çok enteresandı. İlginç bir mucize de. Tabii kavmin isteği üzerine onlarca kutsal bir tepe vardı. Medyen'de. Yani Medyen, Medine Tebük arasında bulunan bir yer. Var hala duruyor, kalıntıları duruyor hala orada. Medyen'de dediler ki bu toplumu Salih Aleyhisselam'a eğer senin Rabbin dediler şu kutsal tepenin içinden bir deve çıkarırsa, can deve çıkarırsa ama tepe yarık değil, mağara değil. Tepenin düz tepe, açık tepe, ağaç falan da yok. Yani kayalık taş. Diyekpare gibi üzeri. Eğer de senin Rabbin dediler bu kayanın içinden bir deve çıkarırsa ama devenin de şahtını koştular şimdi. Ayrıntıya geçtiler. Deve dişi deve olacak. Onaylık gebe olacak. Kayadan çıkacak. Biraz sonra doğuracak. Ve yavruluk dişi olacak. Eğer dediler senin Rabbin bunu yaparsa inanç dediler. Eğer yapamazsa dediler ne olacak? Dedi ki sizin yapını bakın, dua edin bakalım dedi. Bunun üzerine onların belli bir bayramları varmış. Her toplumun bir bayramı vardı kendine göre. Tapındıkları günleri vardır.
Bütün halk oraya toplanmışlar. Kayanın etrafına toplanmışlar. Kaya kutsal kayadır onlara göre. Hem tabi piknik yapıyor orada. Eğleniyorlar. Şunu bunlar yapıyorlar. Derler ki ya Salih. Hadi derler bir dua et bakalım. Göster bakalım derler Rabbin kuvvetini. Ona şöyle dedi. Önce dedi. Siz dedi tapınız putra yalvarın. Hepiniz beraber yalvarın onlara. Eğer sizin taptığınız putra bunu yaparsa ben bu işi bırakırım peygamber dedi. Bunun üzerine onların ileri gelenleri yani güya din adamları onlar açısından onlar başta olmak üzere erkeği, kadını, çoluğu, çocuğu artık putlarına yalvardılar, yakardılar, eğilip büküldüler, el kaldırdı, şunu mu yaptılar? Ama ne olur dediler, bir resmi dediler putlarına, kayadan bir deve çıksın bakalım. Tabi çıkar mı? Çıkmaz tabi. Çıkmadı. Artık bıktı usandılar artık böylece. Olmuyor dediler. Tabi onlara göre, onların yapamadığına göre, Salih'in Rabb yapamaz gibi o görüşte. Dediler ki ya Salih, sen de dua bak Rabbine der. Senin Rabbin yapabilir mi acaba? Dediler. Salih Aleyhisselam kalktı, iki rekat namaz kıldı. Bakın peygamber olduğu halde, demek ki Allah'tan bir şey istek önce namaz kılmak. Tabi bu da peygamberin sünnetidir bu da. Salih Aleyhisselam kalktı, iki rekat namaz kıldı. Peygamber namazı tabi, namazı bitirdi, selam verdi, elini kaldırdı. Ya Rabbi, bunların isteğini sen biliyorsun ya Rabbi. Tekrar artırma gerek yok ya Rabbi. Ne olur Rabbim dedi. Bunlar isteğini verdi ya Rabbi. Bunlar imana gelirse inşallah. Hemen o anda kaya üzerine bir gürültü başlıyor. Kayanın içerisinden. İçinden bir gürültü. Gök gürlemesi gibi gürültü başladı. Az sonra duman çıktı kayanın içerisinden. Duman çıkmaya başladı. Derken bir muazzam infilak gürültü kaya orta iki ayrıldı tepesinden. Çok gürültü oldu ama. Halk korktular. Baktılar. İçinden önce bir devenin başı çıktı önce. Çok iri devemmişim. Aşırı iriymiş deve. Önü başı çıktı. Deve o kayanın yarından dışarı çıktı. Biraz yürüdü. Hemen yattı oraya. Doğum sırası başladı hayvanda. Hayvan orada kırlandı. Yavrusunu doğurdu. O da dişi doğurdu orada. Fakat bunu gördükleri halde tabi yine imana gelmediler. Yani tabi gelmediler yine. Demek ki her peygamber için Allah'ın izniyle bir mucize gösterebiliyor peygamber. Ama istediği zaman değil ama. Mesela bizim peygamber Aleyhisselam Hazretleri en büyük mucize Kur'an'dan sonra Miraç olayı. Miraç olayı. Yani akıl hayal almayan bir şey. Bazıları bunu ışık hızıyla kıyas ediyorlar. Işık hızı nedir ki? Kimlere kaç milyar ışık yılı lazım ki o olay olsun böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yattığı yerden kalktı, Miraç'a gitti böyle. Önce Medine'ye, oradan Kudüs-i Meşhur'a gitti. Oradan her gökleri gezdi ama. Her gökte namaz kıldı, meleklerle beraber. Onlarla görüştü, peygamberle görüştü. Sidre-i Müntaha'ya vardı Cebrail Aleyhisselam makamı. Ondan refef ile bir onun bildiği yerlere, makamlara vardı. Ki Kabe Kavseyn makamı denir buna. O makamlara vardı. Sonra cennete gezdi. Cennete girdi peygamber. Cennete girdi peygamberimiz. O kadar olaylar oldu ki yani bunların olması için kim bilir kaç trilyon ışık yılı lazım. Işık yılı lazım olması için. Peygamber döndü geldi. Yattığı yer daha soğumamıştı peygamber. Bak, oldu bu kadar. Buna karşı bakalım bir de şimdi. Peygamberde hicreti var Mekke'de Medine'ye. Nasıl oldu bu? Yürüyerek böyle işte. Peygamber evinden mağaraya yanlaya gitti, yürüyerek gitti. Ki bir yana gidebilirdi. Ama mucize her zaman olmadı. Böyle. Olmuyor. Yine peygamber mağaradan çıktı. Deve üzerinde, deve yürüyüşüyle, deve süratiyle Medine'ye gitti. Halbuki o makamlara
O kadar kısa zamana gitti geldi her şey. Demek ki peygamber de olsa her zaman mucize gösteremez. Eline değildi böyle. İstek olunca Allah izin verince mucize gösterirler. Peygamberlerin büyüklüğü mucizeye bağlı değil. Bir de bu da vardır. Bazıları zannediyorlar ki işte filan peygamber böyle mucize gösterilmiş. Acaba daha mı üstün? Hayır, üstün değildir. Çünkü gerçekte mucize gösterilmesi iyi değil aslında. Neden iyi değil? Çünkü bir toplum mucizeyi görünce imana gelmezse helak olur onlar. Helak olur onlar böyle. Nitekim İsa Aleyhisselam Hazretleri'nden işte habari yun. Ki Maide suresi vardır. Maide sofa anlamına gelir. Ya İsa, senin Rabbin bize bir sofa indirir mi gökyüzünden? Dediler. Allah'tan korkun böyle dedi. Ve Mevlam buyurdu arada. Ya İsa, indirme sofrayı ama iman gelmezse helak ederim onları, Mevlam buyurdu. Demek ki bir toplum mucize istemedikçe iman etmesi bile helak olmuyor. Ama mucize artık görünce, artık mucize son ultimatum anlamına geliyor Allah tarafından insanlara. Mucizeyi görünce de imana gelmezse arkası helak olmuş oluyor böylece. Peygamberlerin bir de özellikleri vardır. Bunlara sıfatlar deniyor, Arapça deniyor. Biri sıdk. Sıdk, sadaka, doğruluk anlamına geliyor. Her peygamber sadıktır, doğrudur. Peygamberken de, önceki döneminde de. Peygamberlik çalışmakla ele geçecek bir makam değil peygamberlik. Yani alem erbahta, ezelde Allah'ın takdiriyle daha şöyle diye bir ilahi seçimle buna belirlenmiş peygamberler. Yoksa bir evliyullah, yani en büyük bir evliyullah, bir zamanın kutbu, kutbül ahtabı, milyonlar sene hayatı ömrü olsa yaşasa ve o milyonlar sene içerisinde de o kutbiyet makamıyla kulluk etse, bak dikkat buyurunuz, o kutluk makamıyla, çünkü kutubun İki rekat namazı bizim milyonlar namazından üstündür. Onlar tam huzurda, ihlasta, aşkullah'ta öyle hal edecek onlar ve Allah diye yanar işler. Onların bütün hücreleri Allah derler. Demek ki bir kutbül avtam o kutupluk haliyle, o haliyle, o aşk şevkiyle milyonlar sene kulluk etse yine nebi makamına geçemez yine böyle. Yani peygamber makamı O kadar yüce yüksek bir makamdır peygamber makamı. Bunlar ezelde verilen makamlardı. Bunun için kaç peygambere geleceği, kimin peygamber olacağı ve bunların ebeveyni ana babaları da ezele takdir olmuştur. Çünkü peygamber ana babası önemlidir onlarda böyle. Her peygamber mutlaka önce temin nesilden gelir. Yani nikah olması şart. Her ne kadar ana babaları dinsiz bile olsa, imansız bile olsa, o günün koşullarına göre mutlaka bir meşruiyet vardır ama. Yani böyle bir gayrimeşru ilişki yoktur onlarda. O gün koşullarına bile mutlaka açış yapılmıştır. O günün bir nikah akdi yapılmıştır. Her peygamber öyle gelmiştir. Ayrıca her peygamber annesi babası da her lokma yemişlerdir. Dürüstlerdir. Yani ne kadar inancı olmasa bile o dönemde, o şu koşullarda mutlaka bunlar her lokma yemişlerdir. Çünkü haram gıdadan peygamber olmaz. O kanı olma peygamber olmaz. Demek peygamberler ezelde verilen ilahi lütuftur, ilahi ikramdır, Allah'ın takdiridir. Onların ebeveynleri de ezelde belirlenmiştir. Ebeveynleri de. Her peygamberde peygamber olduğu dönemde de, önceki dönemde de sadıktır. Yani doğrudur, dost doğrudur böyle. Sözünde, hareketinde, işinde doğrudur ve tanınmıştır. İkincisi emanet. Her peygamber emindir, güvenilmiştir. Peygamberken de, önceki döneminde de her peygamber emindir, güvenlidir.
Hatta her gelen peygamber kavmine şunu söylüyorlar. Birini aldım burada, şu Ara Suresi ayet 107-109'da. İnni lekum Resulullah. Ben diyor Allah Resulüyüm. Resulün eminün, emin peygamberim diyor. Bak. Emin yani güvenilir peygamberim. Fettekullâhe, Allah'tan korkun. Ve ti'un, bana itaat ediniz. Bunların bir özelliği de şu peygamberlerin ve aleyhi min ecrin ve ma eselüküm aleyhi min ecrin. Sizden bir ücret karşı beklemiyorum ben. Yani her peygamber bunu söyler bakınız. Önce ne diyorlar? Ben emin güvenilir peygamberim. Allah'ın peygamber Resulüyüm. Allah'ın göndermişimdir. Allah'tan korkun, itaati bana edin böyle. Yani dediğim yapınız. Ondan sonra da ben buna karşı bir ecir istemiyorum diye. Peygamberler hepsi emindir, güvenilirdir. Onun için peygamber ismi de Muhammed'in emindi peygamberler. Yani bir peygambere gençliğinde, çocukluğunda emaneten para da verirse, biri hatta böyle yani kızını, hanımı teslim de etmiş olsa bir yere giderken, onlar güven insanları bunda. Üçüncüsü fetanet. Fetanet de akıl, zeka demektir. Her peygamber insanların en akıllardır her peygamber. Yani öyle yarı zekalı, geri zekalı, görüşü kısa, pek aklı ermeyen saf insanlardan peygamber olmaz. Her peygamber hem zamanın bir ilmini bilir, her peygamber. Yine her peygamber insanların en akıllarıdır, en zekileridir bunlar. Bir de ismet. İsmet masumi anlamına geliyor. Her peygamber de masumdur. Masum asame kökünden gelir ki sat ile o kökten gelir. Korunmuş anlamına geliyor. Korunmuş anlamına geliyor. Yani biz de çocuklara masum deriz, çocuklara masum. Bu da tabii aşağı yukarı anlamı veriyor. Yani günahsız demek istiyoruz çocuklara. Efendim bu da masum deriz. Yani günahsız anlamına geliyor. Bu da bu anlama taşıyabiliyor. Her peygamber masumdur. Yani Allah'tan günahtan korunmuşlardır. Bir peygamber gerek çocukluğunda, gerek gençliğinde, gerek peygamber döneminde kesin olarak günah işlemez bunlar. Yani yüz kızartıcı, böyle adam öldürme, işte yaralama, kavga etme, dövüşme, fuhuş, şunu bunları yapmazlar bunlar. Eğer bir peygamberin evveliyatı, önü yaşantıları biraz çirkin olsa peygamberin, terördür, işte eski ismi tabi eşkıya deniyor tabi onlara, yani yol kesici, işte adam öldürücü, adam yaralayıcı, hain, şunlar bunlar olsa, sonra bu işte peygamber olsa tabi itaat edilmez ben kendisine. İnsanlar bunda da haklı olurlar. Allah'ta sorun olmazlar bunlarda. Ama günahkar nasıl evliliği olabilir. Bu da var. Böyle. Yani en günahkar bir kişi ki yaşadığı dönemin, yaşadığı yörenin en günahkar bir kişisi evliliği olabilir. Tevbe ettiği anda Allah affeder kendisini. Mesela Hudeyl Hazretleri vardır. Hudeyl bir İyaz diye. Kendisi eşkıyaların yani yol kesicilerin başı kendisi. Lider kendisi. At üzerinde hastası kesti kesti kendisi. Öyle kişiyken sonra ne oldu? Büyük evli oldu kendisi. Hatta Harun Reşit'in zamanında yaşadı kendisi. Harun Reşit bundan artık tamamen bizler oluyor Harun Reşit bundan. Yani baş çıkamıyor onun da devlet. Ki Abbasi devleti dünyanın süper gücü o zamanlar. Süper güç bundan baş çıkamıyor bununla. Ne yapıyor Harun Reşit? Halife olarak ferman yazdırıyor. Her camiye kapıya bu ferman asılıyor. Fudeyli kim ölü diri yakalarsa ona 100 altın var diye. Her camiye ferman asılıyor.
Fudeli kim yakalarsa ölü veya diri getirirse 100 altın var derlerdi. Tabi böyle nice gençler, işte para aşkı olan kişiler bu işi tevhid ediyorlar. Ama daha Fudeli'nin sessiz duyanlara kaçıp gidiyor kendinden böyle işte. Tabi zaman geldi. Tabi konuya girmeyeceğim fazla. Hazreti Fudeli'ye Rabbim nasip etti elhamdülillah. Bir anda birdenbire dönüş yaptı, tevbe etti. Öyle tevbe etti ki 7 yıl helalı kaldı insanlarda böyle. Her yöreyi gezdi. Kul hakkını ödemesi için. Ondan sonra Kâbetullah'a gitti kendisi. Zaman bir evliyası oldu. Bak, öyle zaman geldi. Allah hikmetine bakınız. Harun ziyaretine gitti Harun Reşit. Bakınız. Harun Reşit halife onun ayağını ziyaretine gitti onu böyle. Demek ki dönemin bir yörenin en günahkar kişisi ki insanın nazarında en günahkar kişi evli olabiliyor. Ama peygamber olamaz. Demek ki peygamberler masumdurlar. Onlar günah işleyemezler. Ancak bazı hata deniliyordur. Hata yani şöyle olsa daha iyi olurdu anlamına geliyor. Bu olabilir. İnsan tabi onlarda. Yalnız şu da var. Bir peygamber hatasına kalmaz. Eğer bir peygamber sözünde, davranışında, fiilinde, bir hareketinde bir yanlış hata yapmışsa ya ayet-i kerim vahiy gelir, Cebrail Aleyhisselam gelir, uyarılır. Onda kalmaz bunda. Şu halde peygamberden gelen her şey hak gerçektir. Eğer hata olsaydı hem bu düzeltilirdi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de var bazı hatalar bu şekilde peygamberden böyle şey. Ki Mevlam buyuruyor ya yün nebiyyü ey peygamber limet tuharrimu ma halallahu lek Mevlam buyuruyor. Lime tuharrimu. Neye haram kıldın? Hemen düzeltiyor tabi kendisi. Ve peygamberin bir sıfır özelliği de ki zaten asıl esas kökeni budur da tebliğ görevleri, tebliğ. Tebliğ şu anlama geliyor. Masadı tebliğ. Bellega filan geliyor. Bellega yübellegu tebliğan diye gelir. Bu tebliğ tefil babından diyor Arapçabın deniyor buna. Tefil babı da tiksir işindir, çokluk işindir. Yani çok anlatma, ulaştırma anlamına geliyor böyle. Yani tebliğ ulaştırma anlamına geliyor. Demek ki bir defa değil de bunun çünkü binası tiksir işindir, çokluk işindir. Tebliğ demek ki devamlı sürekli anlatma anlamına geliyor. İşte en büyük peygamberin görevi de budur. Tebliğ görevidir. En zor bu tabi ama. En zor da budur. Allah da buyuruyor bizlere Ahzab 39'da tebliğ ilgili olarak Bismillahirrahmanirrahim Ellezine işte o peygamberler yübellügune tebliğ ederler. Yübellig, buna fiil-i muzari deniyor. Mazisi bellega, yübelligu gelir. Yübellig bunun çoğulu olmuş oluyor. Ellezine, işte o peygamberler ki, yübelligune tebliğ ederler. Risalatillahi, Allah'ın verdiği elçilik görevini. Ve yahşevnehu, bunu yaparken Allah'ın korkarlar. Bakın şimdi. Yani her peygamber bu görevi yaparken de Allah'tan korkar. Niye korkuyor? Aman eksi bir şey kalmasın diye. İllallah. Ve bunu aynı Allah'tan korkarlar. Başta korkmazlar bunlar şimdi. Şimdi bu ayet-i kerime çok da düşünürüz şimdi muhterem cemaatimiz. Anlatmak herkes bunu anlatabilir tabi bildiklerini. Neden anlatır? İnsan bir kahvede konuşabilir, ev sahibi insan konuşabilir, kişi camide konuşabilir, yerinden mikro mühürsen hiç konuşabilir kişi böylece. Ama öyle yerler var ki, yani toplumda, orada gerçekleşmek meseledir orada. Her peygamberin en karşılaştığı direniş nereden geliyor? Puşluktan geliyor. Oradan geliyor. Her toplumun
bir putu olmuştur. Her toplumda olmuştur. Hangi peygamber ne zamanların putlarına dokunduğu zamanlar, bunların batıl olduğunu, taş parça olduğunu söylediği zamanlar, o zaman işte kıyamet kopmuştur böyle. Örnek verelim mesela İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Hadi İbrahim Aleyhisselam. Tabi peygamber nedir görevi? En önemli şeyi söylemesi gerekiyor. Yani putlarından söz etmese müşrikler önün şirkten kurtulması gerekiyor. İmana gelmesi gerekiyor. O putçuluktan kurtulmadıkça ne kadar namaz kılsa, oruç tutsa da boşa da bunlar. Önce iman şarttır. Şirkten kurtulma tevhide gelmedir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam tabi bununla uğraştı. En sonunda ne yaptı? Bu putlarını kırdı bunların bu. Bunların putlarını kırdı. Düşünün ki Nemrut'a haber veriliyor Nemrut. Yani ismi bile yani korkunç bir heybet ismi Nemrut diye. Zamanın en kan diktör, acımasız kan diktör kendisi Nemrut. Böyle. İki duvar arasında bunun başını yalnız cihada bekliyor cihada böyle. Hemen öldürülüyor kendisi. Bakınız İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Nemrut'un karşısına getiriyor. Nemrut'un karşısına götürülüyor. Her an için celatlar başına vurabilecekler. Ama can derdi yok İbrahim Aleyhisselam'da. Allah'a korkuyor bakınız. Allah korkuyor kendisinde. Hatta Ayet-i Kerim'de geçiyor da onu izleyeyim inşallah. Nemrut soruyor İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim senin benden başka Rabbin var mı? Yani kendi putlaştırmış kendisine. Tabii var ya. Peki ne yapar senin Rabbin? Şöyle diyor. Yuhyi ve yumiyit. O hayat verir. Yani cansız maddelere o hayat verir. Onları canlı yapar. Yine Rabbin canlı Rabbim öldüren benim Rabbimdir. Nemrut ne diyor? Ben de bu işi yaparım diyor. İlk kişi getir diyor zindandan. Birinin başına kestirip mi bırakıyor? Bak bunu hayat verdim diyor. Bunu işte öldürdüm diyor. İbrahim Aleyhisselam bakıyor ki Nemrut'un kafası kalın. Ona şimdi daha bir örnek vermiyor şu şekilde. Benim Rabbim diyor güneş doğudan doğduğu her sabah. Eğer sen Rab isen, yani Rabbi alemin isen, şu alemi yaratan sensen, o halde diyor güneşi diyor hemen çevir battan doğdur bakalım, getir bakalım diyor. Yani gücün yetsin bakalım oraya. Kim elan veriyor? Kafir beht oldu. Tövbe kefer melan veriyor. Mebut yani dona kaldı, şok oldu. Tabi cevap veremedi kendisi, ona cevap veremedi. İşte demek ki Nemrut gibi bir diktatör, kan diktatör böyle. Acımasız, derin insanı öldüren, işkin yaptıran bir diktör, onun karşısına bile hiç taviz vermeden, yardım atmadan gerçeği söylemek. Bu kime mahsusacak? Bu da peygamber mahsus bu da ama böylece. Sonra ne yapıldı tabi? Ateş yanına getirildi. Ateşe atılıyor. Yine bir hakkını tanıyorlar ama. Eğer diyorlar bu işten vazgeçersen, onlara putuna eğilirsen diyorlar, bırakırız diyorlar. Tabi dönmedi bunlardan da. İşte en büyük şey de peygamberin görevi de bu tebliğ görevi. Bunu bir de yerinde yapmak, merkezinde yapmak bunu. Mesela günümüzde Hindistan'da bu da bir şeyden tapıyorlar, heykellerine tapınıyorlar. İnekleri kutsallaştırmışlar. Yani Ganges'in kutsallaştırmışlar bunda, kutsallaştırmışlar. Çünkü bunları tabi bunlara söylemek onların yanında isyan çıkar. Yani gitse bir Müslüman onlara inekte hakaret derse, buna hayvan derse adamı öldürürler oradan burada böyle şey. Şimdi tabii örnek dışarıdan veriyorum, örnek veriyorum böyle. Aklıma bir olay gelir şu anda. İkinci Dünya Savaşı bittiği zamanlarda Almanya ikiye bölünmüş Almanya. Berlin ortadan terörü ikiye bölünmüştü. Bir kısım Amerikan askerleri, subayları Berlin'de Rus askeri bekliyorlar. O arada bir Amerikalı teğmenle Rus teğmen tanışıyor, arkadaş oluyorlar. İkisi Amerikalı teğmen diyor ki Rus'a
Amerika'ya tabi met ediyor, övüyor Amerika'yı. İşte Amerika'da demokrasi Amerika'da var diyor. Herkese özgürdür, demokrasi vardır, yani halkın egemenliği vardır Amerika'da. Örnek veriyor şekilde, ben diye gitsem bir Truman'a diyor. O zaman başkan Amerika'nın Truman'a. Ben gitsem bir Truman'a desem ki diyor, efendim sen akılsızsın, bu işi becerim desem diyor, bana bir şey yapmazlar diyor. Hristiyan hemen diyor ki, aynı şeyi ben sana söylesem diyor, Truman akılsız diyor, bana bir şey yapmazlar bakınız. Bak ne diyor, aynı şeyi ben gitsem diyor Stalin'e. Truman akılsız desem diyor, bana bir şey yapmazlar diyor. Yani sana akılsız diyemiyor da, Truman akılsız diyor böyle bu şekilde böylece. Yani dış örnek vermek tabii kolay, işler vermek tabii kolay değil. Yani putçuları teşhis etmek tabii kolay değil tabii günümüzde de. Demek ki peygamberlerin görevi yani gerçekten çok ama çok ağır güç peygamberlerin görevleri. Her zaman baskı altında, zulüm altında, ölüm tehdidi altında, işkence altında ama görev yapıyorlar bunlar. Yine bir ayet-i kerime var. İbrahim ayet 12'de. Yanlış birkaç şey alıyor ayet-i kerimeden. Peygamberler şunu söylüyorlar peygamberler bakınız. Bismillah. Velen nasıl görenle alama azeytumuna diyorlar bakınız. Peygamberler daha sonra halkını ayet ediyorlar. Onlar bunu da bir tersliyorlar, inanmıyorlar, taşımaya kalkıyorlar, işkenceye kalkışıyorlar bunları. Her şey yapmaya kalkışıyorlar da yani peygamberi bırakınız. İnsan bunu gerçekten söylemeniz diye buna baskı yapınca o peygamberin cevabı bu oldu. Velen nasbiyoran ne? Elbette sabır ederiz. Bakınız. Burada lam var ve de sonra şey nun var. Böylece. İki tane tekil arasında böyle. Velen nasbiyoran ne? Elbette sabır ederiz. Neye? Alama azeytumuna. Bizi atmaya her eza işkenceye sabrederiz diyorlar. Öyle peygamber gelmiş ki başta dersleri kesilmiş kafadan baktı. Üstten böylece. Yani peygamberin bırak derten başından dersleri kesilmiş, ikiye bölünmüş. Öyle peygamber gelmiş, demir tarak eti taranmış bütün kemikler çıkacak kadar. İşkence yapılmış. Demek ki her peygamber bu kadar ağır koşullarda yani ölümlü bir şey yanlar işte ölüm. Ölüm kolay aslında. Yani bir kılıçla enseden kesilse bu tabii çok kolay onlar işte. Yani günümüzde mesela bir mermi beynine vurulsa bu da kolay bir şekilde. Fakat bu kadar işkence altında. İşkence altında ne diyorlar bakınız. Daha işkence daha başlamadan önce. Yani çok düşününce bakın. İşkence başlamadan önce ne diyorlar bakınız değil mi? Bize ne kadar işkence yapsanız da buna sabrederiz diyorlar. Allah Teala buraya peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri peygamberimize bu konuda ilgi olarak Ahkaf ayet 35'te. Fasbir. Ya Muhammed'im sabreyle. Bakın kimler gibi ne gibi? Kema sabre ul azmine rüsülü bakınız. Kema sabre ul azmine rüsülü. Ulul azim peygamberin sabreti gibi sen sabret Allah bir de böylece. Ulul azim peygamberler. Demek ki peygamberin en büyük görevi tebliğ ve başa gelen de sineği çekip buna sabretmek. Ve la testacil lehum. Mevlam buyurdu ve acele etme. Mevlam buyurdu peygamberimize. Tam bir peygamber de insandır. O da gelen azabın çabuk gelsin, yani helak olsun, ya da çabuk İslam gelsin, acele olsun ister. Bak Rabbim böyle buyurdu. Habibi Muhammed'im, bak fasbir. Sabreyle kimler gibi? Ullazim Resuller gibi. Onlar gibi sabir. Senin görevin tebliğ, emirlerimi tebliğ etmek, ulaşımı anlatmak senin görevi budur. Sen sabırla bu görevini yap. Ve la testa'cillehüm. Onlar hiç acele etme falan buyurdu. Neden? Her iş Allah katına bir zamanı takdir edilmiş, belirlenmişti her şey. Böylece. Yani kul biz tabi hep isteriz böylece. Hem iş olsun isteriz. Oluversin isteriz.
Ama Allah'ın bir takdiri vardır bu konuda. Neden bu şekilde oluyor acaba bu? Cennette dolacak inşallah. Cehennem o da dolacak mı? O da dolacak. Demek ki zaman gelecek. Kul ne yapacak? Allah yolunda kulu içeri çekecek Allah yolunda. Biraz Allah için çalışanlar tabii bunlar. Bunlar içeri çekecekler. İşkence görecek icabında. Aşağılanacaklar. Her şeyi çekecekler bunlar. Ama bir de bunu alacağız sevapları da var ama. Sevapları var. Sevap bölümünde bu her zaman anlatılıyor bu konuda. Bir insan yürürken, normal kişi yürürken ayağı bir taşa çarpsa, kişi bir sendelese ama sabrederse bak onda sevap oluyor kişi böyle. Bir insanın eline ayağına bir diken bassa, eline iğne bassa kişinin, kişi buna sabrederse bu normal işinde Allah buna sevabını veriyor. Bir insanın bir gece başı ağrısa, dişi ağrısa, bir yeri ağrısa, kişi buna sabrederse o gece sanki namaz kılmış gibi kişi sevap alıyor. Büyük sevap alıyor. Bu normal. Rastlıklarda. Bir de Allah yolunda bakınız böyle. Yani sırf Allah Celle Celaluhu böyle. Hiçbir şey beklemeksizin insanı kurtarmak için bir insan Allah yolunda Celle Celaluhu bu işi yaparken başına bir felaket gelse, olumsuzluğu gelse, icabında bir trafik kazası gelse başına, düşmandan bir zarar görse, mahkemede sürünse kişi, cezaevine girse ne oluyor demek ki, bunu aldığı sevabı bir Allah-u Teala biliyor muhtemelen böyle. Biliyor böyle. Bunun için en büyük bela önce peygamberlere bak. Eşhedül bela alel enbiya hadise giriyor böyle. Bak, eşhedül bela. Yani en şiddetlisi peygamberlere göre. Nuh Aleyhisselam. İlk Resul peygamberlik için kendisi. Bakın 950 yıl. 3 gün 5 gün değil. İnsan burada artık bıkar. İnsan usanç gelir artık. İnsan buraya kaçar bundan. O halde duruma gelir. Bana ne der insan der. Öyle yapmana bakınız. Tam 950 yıl Allah yolunda böyle. Durmadan. Durmadan topluma gidiyor. Evine gidiyor. Yolda gördüğünü, tarla gördüğünü. Durmadan çalışıyor. O kadar dövülüyor, dövülüyor, taşlanıyor, oduna dövülüyor, yaralanıyor, komaya girip bırakıyorlar, atıyor kendisini, kenara atıyorlar kendisini. Bazen birkaç gün kalıyor orada, komada kalıyor. Yine devam ediyor böyle şey. Peygamberimiz de, diğer peygamber de, her birinin çektiği çileler bakın. Çileler, durum böyleyken, bakın durum böyleyken, Allah peygamberimize buyuruyor, fasl bir buraya bakın, bakınız. Yani peygamber sahibi diyor, tabii, değil mi tabii? Yapıyor görevini, Allah ile buyuruyor ki kendisine fasbir. Habib-i Muhammed'in sabrır. Sabrı acı etmek. Tıraş etme. Kimler gibi? Ullazım peygamberler gibi bakınız. Onlar gibi. Neden böyle buraya ullazım geliyor? Çünkü biri sabredemedi. Yunus Aleyhisselam edemedi böyle. Melam buyuruyor. Onun gibi olma. Vela tekün sahibut melam buyuruyor. Vela tekün onun gibi olma melam buyuruyor. Bir tek Yunus Aleyhisselam Hazretleri peygamber içerisinde o sabredemedi artık böyle. Artık bunaldı, bunaldı, daraldı. Kimse inanmıyor kendisine ama böyle. Kim inanmıyor kendisine? Bunaldı, daraldı, daraldı. Kaçtı gitti böyle işte. Tabii ne oldu? Ceza olarak, cezaevi olarak deniz altına hapsedildi. Yunus Balık'ın karnında hapsedildi. Yani Allah katında her şey kolay muhtemelen bence. Anladın mı? Ve Mevlam buyuruyor. Vela testacillehüm acı etme Mevlam buyuruyor. Sen görevini yap. Sen çalış çabala. Yani her şey ezeli takdir edilmiştir böylece. Yani fethinize mi olacaktır? Kim ne olacaktır? Hatta o andaki kafirler, mesela Uhud Harbi'nde karşı tarafta olanlar kimler vardı? Ebu Süfyan, Halid bin Velid, İkrim bin Ebu Cehil, Amr bin As. Bunlar Mekke ileri gelenleri, kumandanları bunlar. Arap dahileri bunlar. Uhud Harbi'nde, hatta Hendek Savaşı'nda bunlar, hep buna karşı da bunlar. Buna karşı da bunlar bakınız. Ama ne ondan sonra imana geldi bunlar. Her birini yaptılar, İslam'ı çalıştılar bu sefer böyle. Demek ki insanların imana gireceği vakit de belirlenmiş. Nitekim Hudeyb, Mekke'nin fethi gecesinde bakınız. Mekke'nin fethi gecesinde Mekke mükerreme etrafı sarıldı, ışıklar yakıldı. Ebu Süfyan, o Mekke'nin başı reisi.
derler, Ebu Süfyan derler, bir şey oluyor etrafımızda. Işıl yanıyor bu şekilde. Gideyim araştırayım bakayım de. Çıktı, askerin içine yakalandı. Getirdi peygamber yanına. Bakın şimdi yani işin incini burada. Peygamberimiz kendisine sordu bakın. Şöyle dedi. Ya Süfyan, la illallah deme vakti gelmeden buyuruyor. Ya Süfyan, bu vakti gelmeden mi daha? La ilahe illallah demeye bakın. Bu kadar böyle şey. Ebu Süfyan şey bir durdu düşündü an böyle. Eğer de başka ilah olsaydı durum böyle olmazdı böyle dedi. Evet dedi ve söyledi. La ilahe illallah dedi. Başka ilah yok. Peygamber tekrar sordu. Peygamberin tasdikini Resulullah sordu. Bunun zamanı gelmedi mi? Onu bir düşüneyim de bakınız. Bakınız demek ki bir insanın imana gelmesinin anı bile ezel takdir olmuş. Yani ne zaman imana gelecek? Vakti gelmeden peygamber kendisine buyuruyor bunu. Bunun için demek ki ne gerekiyor bizlere? Ta peygamber ümmeti olarak böyle sabırla ve sineye çekerek her şeyi göğüs elinden geldiği kadar bu yolda çalışma gerekiyor. Yoksa vakti geldiği anda her şey bir anda oluverir. Yani bizce olmaz görünen olumsuzlar, imkansızlar bizim için bir anda her şey tezden verir. Bence. Her şey oluverir. Bir de peygamberlere iman farz olduğu gibi itaat da farz peygamberlere. Nisa ayet 80'de Mevlam buyuruyor. Men yutu'ur Resul'e fekat ete Allah Mevlam buyuruyor. Kim peygamber itaat ederse o kişi gerçekten Allah'a kulluk etmiş oluyor, itaat etmiş oluyor. Böylece. Yani günümüzde yine bazı sapıklar haşa peygambersiz bir din. Eğer böyle bir şey olsaydı, peygamber din olsaydı zaten peygamberler gelmezdi. Yani Kur'an'la İslam diye böylece. Hayır. Kur'an peygamber verilmiştir. Onun anlamı peygamber verilmiştir. Onun anlamı bütün esrarı, sırrı peygamber verilmiştir. Bir düşünür görev nedir? Peygamberi almak. Ona tabi olmaktır. Ona uymaktır. Ve Mevlam buyuruyor. Kim peygambere tabi olursa, itaat ederse o kişi gerçekten itaat Allah'a etmiştir. Kim peygamber asi olursa Allah'a asi olmuş olur. Peygamberlerin her biri elhamdülillah yaptığı görevini gittiler bunlar. Yalnız demin bir konu geçti Yunus Aleyhisselam Hazretleri. Peki o ne oldu? Tabi yarım kalırsa şimdi gönlüm razı olmadı buna da bir peygamber olduğu için. Yunus Aleyhisselam Hazretleri balığın kanadına tabi tevbe etti. Okuduğu şu idi. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntumine zalimindi. Buna devam etti. Melekler tabi onu duyuyorlar gökyüzünde. Ya Rabbi denizin altından Yunus'un duası geliyor, tesbih geliyor derler melekler. Onu görmüyor melekler. Ya Rabbi Yunus'un tesbih zikri denizden geliyor. Nedir bu Ya Rabbi? Velan buyurdu. O benden izinsiz karnı Murat'a gitti. Ona ben Rabbime ceza verdim. O balığın karnında şu anda. Tabi balık karnı cezaevine benzemez. Mesela günümüz koşulların cezaevleri bayağı iyi şartlarda çoğu genellikle. Ama Yunus Aleyhisselam balığın karnında. Balık karnında. Hava alabiliyor mu? Alıyor. Yunus balığı havalarında yaşayamaz. Okşa alır. Çıkar suyun üzerine hava alır. Tabii aldığı hava çok kısıtlı ama. Yani zor solunum salıyor sonra onun karnında. Sıkışık karanlıkta kaldı içerisinde. Ne kadar kaldı? Bu tam kesin bilinmiyor bu. 40 günde rivayet de var. Daha az rivayet de var. Tabii balığı yaratan Allah Celle diyor. Yani balığın irade gücü de, iç güdüsü de Allah'ın teyit tasarrufunda alemde böyle. Her zerre. Allah'ın izniyle balık attı kıyıya.
Orada ilişkiden sonra tekrar kavmine döndü gitti. Elhamdülillah kavmin hepsi imana geldiler bundan buna. İmana geldiler. Bu kurttuktan sonra. Yani onu da yine tekrar Rabbim onu affetti. Yine peygamberliğe göre devam etti. Ve buna binaen Elhüsnü Şira buyuruyorlar. Peygamberler görevden azil olunmaz buyuruyorlar peygamberler. Demek ki hiçbir peygamber görevinden azledilmiyor peygamberler. Peygamber verildi mi artık ebediyen dünyada peygamberdir. Bu peygamberler devam eder bunların. Şimdi tabii günümüze gelince peygamberimiz kapandı şimdi. Son peygamber tabii özellikleri var. Onu inşallah baş sohbet açıklayalım inşallah. Yalnız bizim tabii görevimiz var her birimizin de. Allah'ın emrini tebliğ etmek. Tebliğ etmek veya emirlerini. Genelde bir rahatlık, bir toplum refah geldi mi toplum uyuşur, mutlaka yoldan çıkar muhteremler. Mesela bugün Avrupa, Amerika gençliği. Refah mı var? Tabii var, refah var. Böyle. Maddi refah var. Fakat bu maddi refah onları çıldırtıyor ama. Ne yapıyorlar? Uyuşu, alkol. Onlar Türkiye'den daha fazla onlar. Böyle. Çılgınlık. Böyle. Çılgınlık yani fuhuşta, alkolde, uyuşu almada. Demek ki dünyada aşırı rahatlık, aşırı güven dünyada, böyle aşırı maddi bolluklar gelen toplumları bunlar yoldan çıkarıyor bunlar böylece. Eğer böyle olmasaydı sahabeler bir zengin olur peygamber zamanında olan muhteremler. Demek ki insanın oluşması için böyle aşırı refah olmaması gerekiyor. Yani zenginlik ayrı, yaşantı ayrı ama. Sahabenin zenginleri vardı. Vardı. Ama yaşantılar değişmedi yaşantılar. Değişmedi bunlar. Allah yolunda verdi bunlar. Yani akarsu gibi oldu onlar. Allah yardım etti kendileri bunları. İşte günümüzde bu insanlarda genelde bir daha rahat yaşama. Eşyada, giyimde, yatmada, kalkmada, her konuda daha rahat rahat derken bu ne yapıyor? İnsanları uyuşturuyor muhtemelen. Uyuşturuyor. İnsan ne yapıyor bu defa? Ya bir evhama kapılıyor. İbadetten geri kalıyor. Yine çalışamıyor insanlar. Yani rahatını sevdiği için. Kimse burada yapamıyor fedakarlığını. Yapamıyor vallahi böylece. İşte örnek bize inşallah sahabe ait olması gerekiyor. Bir örnek vereyim size inşallah, kısa da inşallah bununla ilgili olarak. 60 yılında, bundan evvel 48 yıl önce muhteremler, Medine-i Münevvere'ye Avrupa'dan biri gidiyor. Bu kişi Avrupa'da ünlü kişiymiş, elhamdülillah Müslüman olmuş bu kişi. Avrupa'dan Medine'ye gitmiş. Ailesiyle beraber Medine'ye gitmiş oraya. Bir otele yerleşmiş. O günün Medine valisi bunu duyunca otele bunu ziyarete geliyor vali. Bakıyor vali, bu Avrupalı kişi gerçekten tam samimi Müslüman olmuş. Eşiyle beraber Allah kendini tam vermiş o durumda. Buna vali soruyor. Medine'de biraz kalacak mısın? Az mı kalacaksın burada? Diyor ki valiye bu Avrupalı, unuttum hangi rıhtı olduğunu şimdi kendisinin. Niyetim inşallah buraya kalmak için Medine'ye biraz var diyor. Vali bunu soruyor. Otelde rahat mısın? Hayır, bu da rahat değil otelde diyor. İnşallah da bir müstakil bir istiyorum ben ev diyor. Bunun üzerine vali birisine görevlendiriyor. Kişi böyle geziyor. Birkaç tane lüks daire buluyor Medine'de bunun için. Avrupa'ya layık şekilde. Bunu götürüyorlar. Bu Avrupalı eşi yanında gidiyorlar. Onların beğendiği daireleri bunları beğenmiyorlar. Birbirini beğenmiyorlar. Diyor ki bu Avrupalı Medine valisine, ben diyor kendim diyor Medine'yi gezerken diyor, eğer hoşuma giden, gönlüme hoş gelen diyor, bir yeri bulunca diyor, mesafe veririm, onun sahibini görürsünüz diyor, oraya otururum ben diyor.
Tabi vali olsun, memurlar olsun, yani bu Avrupalı bunlar ya, yani Medine idare beğenmediler diye, onda öyle bir zanında has olunurdu. Bu Avrupalı iki gün sonra Cennet-i Bekir'e giderken orada solda bir bahçeli ev görüyor. Solda duvar, kerpiç duvar çevrili. İçinde iki tane ayrı ayrı bir odalık ev. Kurum bahçesi, bir de kuyu. Orada ben de kendimi kaldım, böyle kaldım orada kendimde. Elhamdülillah nasip oldu. Onu görünce Avrupalı eşiyle beraber burada hayran kalıyorlar. Bakıyorlar. Ama tabii yok cep telefonu. Vali haber gönderiyor. Ben de işte bir yer buldum. Orasını beğendim diyor. Tabii konuşamıyor işte Arapçayı. Bana memur göndersin diyor. Ev sahibini görelim diyor. Oranı tutayım ben diye kabul ederse diyor. İki tane memur hemen geliyorlar. Neresini beğendin? Orasını beğendim. Bakıyor memurlar. Yani en fakirin yaşayamayacağı bir yer tabii böyle. Bir kerpiç duvar. Sıvarmamış ama. Bahçe. İçine bir kuyu, hurma ağacı, iki ev yere yapışık. Evleri kerpiçten, evin dışı sıvasız dışarıda. İki ayrı oda. Aralığında mesafe var. İki oda arasında. Da ev sahibini soruyorlar. Enes Efendi vardı Medine'de. Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğim kişi. Ev sahibi o tabi. Bunu çağırıyorlar. Yani bak diyorlar, bu Avrupa'dan gelen yeni Müslüman kardeşimiz, sen burasını beğenmiş. Eğer kabul edersen diyorlar, burada kalmak için kirasını verecek. İstersen sen kendine başka bir yere bul, onun kirasını verecek, bunun parasını verecek. Tabii ki Allah rahmet eylesin, para alamaz tabii. Bakın şöyle diyor. Mekke'den gelen muhacirden ensar kiralar mı diyor, onu söyleyeyim memura. Almadılar. Ben alamam diyor. Bu Avrupalı ben din kardeşim, Müslümanmış elhamdülillah diyor. Medine'ye gelmiş diyor. Ben onların kiralamam diyor. Hemen diyor, 10 dakikada boşaltırım ben bunu işte, 10 dakikada. Yok, eşinde. 10 dakikada hemen boşaltırım burasını diyor, hemen girsin diyor. Ama Avrupalılar şimdi kirası, parası istemiyor da şimdi. Anlaşayım öyle şimdi. Ben parası oturmam diyor. Mutlaka bunun parasını vereyim. Ben alamam diyor. Derken memurlar araya giriyorlar. Buna bir ortak çözüm buna buluyorlar. Belli bir para başka bir fakire verilecek. Bu şekilde. Anlaşıyorlar. Hemen Enes Efendi rahmetli 10 dakika yerini boşaltıyor. Teslim ediyor bunlara. Bu da eşyanı aldığı taksiyle otelden oraya gelişiyorlar. Vali gelişini görmeye burasına. Bakın acaba bunu nasıl bir yer beğenmiş bu diye. Vali bir gelen bakıyor. Da dıştan bakıyor, Allah Allah. Bir, yani tavuk kümesi gibi bir şey iş görünüşte. Dıştan bir avlu kerpiçten sıvarmamış. Tek oda dışı kerpiç sıvarmamış, içine çamur suya. Kireç var, badan içinde vardı. Kireç vardı ama alçaktı. Evde, odada. Orasını beğenmiş. Şimdi bari buna soruyor. Affedersin ama diyor. Sen de bunun nesini beğendin acaba diyor. Böyle. Merak ettim diyor. Yani. Merakım yenemiyorum diyor. Bunun nesini beğendin. Şöyle bir duruyor. Şu bariye bakıyor da. Ey vali bey diyor. Vali bey diyor. Ben diyor Avrupa'dan Medine'ye geldim ben diyor. Ben buraya Medine diye geldim buraya diyor böyle. Eğer ben burada diyor lüks daire kalsam, otele kalsam diyor, nerede onu bilemem, gafil olurum o zaman ben diyor. Benim kaldığım yer bana burası Medine demeli, her zaman demeli bana diyor. Bakın diyor, bakın diyor şu odaya bakıyorum diyor. Peygamberimizin tek odası var Peygamberimizin böyle diyor. Tek bir oda böyle diyor. Candan bakıyorum diyor, karşıdan diye cennete bakıyor mezarlık var diyor. Kapıdan bakıyorum diyor, hurma ağacı böyle diyor. Bu soldaki candan bakıyorum diyor, Uğud Dağı'nı görüyorum böyle diyor. Orasını görüyorum böyle diyor. Yani ben diyor, evime girerken, çıkarken, otururken, yatarken bile diyor, baktığı zamanlar diyor, bana burası Medine diyorlar böyle diyor. Böyle diyor. Ben böyle kalmadım ki diyor, İslam içime sindireyim içim içime öyle diyor. İşte muhterem din kardeşlerimiz, günümüzde aşırı bir israf var, israf var böyle. Yani alamayan da, gücü yetmeyen de, çeklerle, taksitlerle, şunlara, kaç yere böyle, kaç yere, oraya, oraya, buraya, tabi ödeyemiyorlar. Ne oluyor bu sefer? Sıkıntı oluyor, bunalım oluyor. Evlenmelerde, direktiyor, dayatıyorlar, şunu isteriz böyle. Nasıl alacak bunları? Taksitle böyle. 20 yere taksit, 10 yere taksit bağlanmış. Tabi ödeniyorlar, ödeyemiyorlar.
Ne olmuşlar? Huzur kaçıyor, sıkıntı kaçıyor bunlar böylece. Yani biraz da Allah için çalışan arkadaşlar, Allah için çalışan böyle. Yani dünyada aramayalım böylece. Dünya geçi dünya. İnşallah çalışırsak o kabir var ya, kabir, mezar, o görünebilir muhtemelen. Orası inşallah rahat olur inşallah. Lillahi Teala Fatiha.